Ahmet Görmez, bugünlerde en çok merak edilen konulardan biri iki doz BioNTech aşısı olanların üçüncü dozu ne zaman olmaları gerektiği. Evet, korundukları söylenmişti. Özellikle de sağlıklı genç erişkinlerin. Ama belli gruplar var. Bağışıklık sisteminde yetersizlik olanlar, kanser hastaları ve özellikle belli ülkelerde üçüncü dozun uygulandığını ve çok önemli bir başarı elde edildiğini de biliyoruz. Üçüncü dozla ilgili merak ettiğimiz tüm konuları Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a soracağız. Kendisi enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Neler söyleyeceksiniz efendim? Üçüncü doz ne zaman olmalı BioNTech aşısında? Şu anda genç erişkinler korunuyor ama korunmayan gruplar hangileri? Kasım ayında onlara mutlaka bu aşı uygulanmalı mı? Aslında çok iyi bir giriş yaptınız. Doğru. Şu anda genç erişkinlerde iki dozluk BioNTech aşısı olanlar, yani mRNA aşısı olanlar korunuyorlar ve bu korunmanın en az 6 ay süreceğini biliyoruz biz. Fakat biraz önce saydığınız bir grup var ki, örneğin kanser kemoterapisi alanlar veya bağışıklık yetmezliğine yol açacak bir tedavi alan, organ nakli olmuş, kemik iliği nakli olmuş, altta yatan hastalığı bulunan ileri yaştakilerde bazen antikor yanıtları yeterli olmayabiliyor ve onların bir üçüncü dozu olmalarında fayda var gibi görünüyor. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi dünyada bazı ülkeler bu şekilde yaptı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri gibi, İsrail gibi bu üçüncü dozları yaparak can kayıplarında ciddi düşüşler sağladılar ve salgında da önemli kontroller sağladılar. Aslında sanırım biz de Kasım ayın itibarıyla böyle bir uygulamaya geçeceğiz gibi görünüyor ama henüz bilim kurulu bu konuda bir tavsiye kararı almadı. Aslında biz bekliyorduk böyle bir tavsiye kararını. Büyük olasılıkla bu ilk mRNA aşıları Mayıs ayında olunmaya başlamıştı. O 6 aylık sürenin geçmesi bekleniyor ve ondan sonra nasıl bir uygulama yapacağımız daha netleşecek. Peki efendim, üçüncü doz neden gerekli? Bunu çok iyi anlattınız aslında, diğer ülkelerden de örnekler vererek. Hastanelere baktığımız zaman şu anda iki doz mRNA aşısı olmuş, BioNTech aşısı olmuş olanların korunduğunu görüyoruz. Hastaneye başvuranlar arasında ağırlıkta değil mi iki doz, evet, BioNTech aşısı olanlar? Evet. Şimdi aslında Sağlık Bakanı da bununla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yani total, yani toplam hasta grubumuzun %90'ına yakını bizim hiç aşı olmamışlardan oluşuyor. Daha sonraki grup ise ya tek doz inaktive virüs aşısı, yani Sinovac aşısı olmuş, veya tek doz mRNA aşısı, yani BioNTech aşısı olanlar ve onlar virüs aşısı olanları izliyor. Neredeyse mRNA aşısı iki doz olanlar toplam hasta grubumuzda çok az bir yer kapsıyor ki o da zaten o kişiler de hafif atlatıyorlar. Yani ağır hastalığı hala çok iyi derecede önlediğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da hala koruduğunu söylüyoruz. Tabii bu verilerin hepsi bakanlığın elinde. Onları değerlendiriyorlar büyük olasılıkla hem bilim kurulu hem bakanlıktaki çalışanlar. Ve buna göre bir aşılama şeması, buna göre bir takvim çıkartacaklardır. Efendim, iki doz inaktif aşı olup, yani Sinovac aşısı olup üçüncü dozu olmayan çok önemli bir grup var. 2.807.000. Bu çok ciddi bir rakam. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamasında bunu dile getirdi. Ve üçüncü doz aralığı ne kadar uzarsa dedi, başarısız oluyor, etkisiz oluyor aşı dedi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz, nasıl uyarılarda bulunacaksınız bu 2.807.000 kişi için? Şimdi öncelikle bunlarda bir tereddüt olduğunu biliyoruz. Yani insanların biraz kafası karışık. Şimdi net bilgimiz şu: İki doz inaktive virüs aşısı artık yeterince korumuyor ve insanlar hasta oluyorlar. Hatta ağır hastalık tablosuna bile yol açıyor ki özellikle ileri yaş grubunda bunu çok daha net görüyoruz biz. Ama insanlar bir üçüncü doz mRNA aşısı olma konusunda biraz çekingen, biraz tedirgin davranıyorlar. Bunun nedeni de bir kafa karışıklığının olması. İki, sanki mRNA aşılarının yan etkileri fazlaymış gibi bir algının oluşması ki bu birçok insanda var ne yazık ki. İşte neden olmadığını biz sorduğumuzda hani bana ağır gelir dediler. Kim dedi? İşte şuradaki bir hemşire dedi veya şuradaki bir doktor dedi veya şuradaki tanıdığım dedi gibi yanıtlar alıyoruz. Aslında bunu gidermek gerekiyor. Birincisi, insanlardaki kafa karışıklığını giderebilmek için hani bence yapılması gereken
farklı aşılardaki veya farklı doz şemalarındaki durumu netleştirerek bakanlığın bir algoritma yayınlaması. Yani kişiler orada durumlarına bakarak, örneğin iki doz Sinovac aşısı olmuş kişi üçüncü dozda ne yapsın? İşte bilimsel veriler ne gösteriyor? Gidip mRNA aşısı yapılması gerektiğini gösteriyor. O şekilde bir algoritma. Veya tek doz mRNA aşısı olanlar ne yapsın? Hastalığı geçirmiş ardından nasıl davransın? Buna yönelik bir algoritma yayımlanabilir ve insanlardaki o kafa karışıklığı da giderilebilir. Diğeri konusunda ise çok net bilgi, mRNA aşılarının yan etkileri inaktive virüs aşılarının yan etkilerinden fazla değil. Ve bu anlamda da o algıyı ortadan kaldırmak gerekiyor. Aşının ağır gelme gibi bir durumu söz konusu olamaz. O nedenle de insanların güvenilir bir biçimde bir an önce gidip aşılarını, üçüncü doz, özellikle iki doz Sinovac aşısı olanların üçüncü dozlarını yaptırmaları gerekiyor. Şu anda hastanelere baktığımızda iki doz Sinovac olmuş ve üçüncü dozu olmamış çok sayıda hasta olduğunu görüyoruz. Ve bunlar da belli bir yaşın üstünde olan insanlar, daha çok 60 yaşın 65 yaşın üzerinde olan insanlar ve çok etkileniyorlar zannediyorum. Evet, dediğiniz çok doğru. En önemli grubu aşı olmamışlar oluşturuyor demiştik ama ondan sonra da iki doz Sinovac aşısı olup ve uzun süre geçmiş olan ileri yaştakiler veya altta yatan hastalığı bulunanlar, hatta bir iki komplikasyonu birden olanlar, örneğin hem ileri yaşta olup hem şeker hastası olan veya kalp hastası olan, bunlarda ne yazık ki hastalık şu aşamada ağır geçiyor. Çünkü o iki doz inaktive virüs aşısının etkinliği şu anda çok azalmış durumda. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, kendisi enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Evet, üçüncü dozun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anlattı. Özellikle iki doz Sinovac aşısı olmuş kişilerin mutlaka üçüncü dozu yaptırmaları gerekiyor. Zamanı gelmişse bu aralığı da çok fazla uzatmamak gerekiyor. Çünkü aşının etkinliğinin azaldığını açıklamıştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. İki doz BioNTech olanlar için de üçüncü dozun ne zaman yapılacağı önümüzdeki günlerde bilim kurulunun tavsiye kararıyla netleşmiş olacak diyelim. Sözü bu bilgilerle Ankara'ya Ahmet Görmez'e bırakalım.